Dilekçe verme hakkı bizim anayasamızda düzenlenmiş bir hak. Dolayısıyla bugün sadece muhtarlarımız değil, hani bu olayla ilgili bu olay nasıl oldu, nasıl gelişti, neden böyle dilekçelere el kondu, evler arandı, bu olaya dair bilgisi olan, görgüsü olan, bu olay dışında şikayeti olan herkesi dinlemek istiyorum. Benim sözlerim bu kadar. Haydar Bey'den başlayalım, herkes fikrini söylesin. Şimdi biz muhtarlar olarak Şenlişkezey Belediyesi'nin yaptığı işlerde memnun olmadığımızı, sizler tarafından temelli bize iletildiğini, işte şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor, Şenlişkezey Belediye Başkanı'nın doğru düzgün olmadığını, hep daire amirlerini şikayet ettiğini, en sonunda işte muhtarların başına geldi aynı, gördünüz. Şimdi biz Sayın Vekil'in bir dilekçe ortamında bulunduk. Şenlişkezey'de mesela medyayı getirerek, Şenlişkezey'i kötü göstererek, sanki Şenlişkezey'de eroin var, huş var, bilim ne var, bir vatandaşların yani akıl başında olmayan vatandaşın fotoğrafını çekerek o belgeleri de size vereceğim. Sanki her şey var. Daire amirleri veya bütün kurum amirleri bunlara sahip çıkmamıştır diye. Kaymakam üzerinde çok gitmektediler. Daire amirlerinin üzerinde çok gittiler. Hükümetin şimdi gücünü kullanırlar. Ben de zaten oyum, benim köyüm zaten AK Partili bir olarak %100 oyumu AK Parti'ye vermiş bir muhtarım. Ama nedense Sayın Vekilim İstanbul'da bunları anlayamadı Mustafa Ataş. Dilekçe hazırlarken İsmail Öztürk Başkent Arkadaşı'nın dükkanına bıraktık. Siz belki bunu dinlediniz ve okudunuz tabii. Muhtarların ulaşabileceği şekilde orada gidip kolayca imzalayacak. Açık açık yani bizim gizliğimiz yoktu. Muhtarların içinde de çoğunluğu sünni kardeşlerdi. Azı Alevi kardeşlerimdi yani. Yani şu anda bir şey de medyada şöyle söyleniyor. Efendim işte Serap Ortaköy muhtarı sonra sünni muhtarların yanına, Alevi muhtarların yanına almış. Bir dilekçe hazırlamış. Halbuki değildir. Burada Şenlişkezek'te sünni olsun, Alevi olsun hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Onun için buradaki muhtarlar olsun, Alevi kardeşlerimiz olsun biliyorlar hepsi. Biz hep beraber ticaretimizden, işimizden, gücümüzden, siyasi şeyler hariç her konuda birlik içinden hareket ederiz. Sadece Alevi muhtarlar değildir. Çoğunluğu muhtar kardeşlerimdir. Sayın Belediye Başkanı dilekçe el koyduktan sonra gece yarısı saat 10-11 gibi tabii muhtarların evlerine giderek tek tek 4 tane muhtarın imzasını baskıyla geri almıştır. Bunu da vatandaş arkadaşlarımız hepsi biliyor. Polisin veya jandarman harekçisi bir baskısı olmamış. Tabii Savcı Bey'in bu şeyidir. Savcı Bey'in bir emridir bu. Bunu da herhalde Savcı Bey baskı olarak Mustafa Taş'tan bunu yapmıştır. Bunu da iyi inanıyorum. Onun inancındayım. Şenlişkezek'te şu anda hakkımız olan dilekçeye yani hiç olmayacak dilekçede şey tutmuş, Savcı Bey el koymuştur. Bu dilekçe hakkımızı elimize almıştır. Sanki bir vatandaş burada daha bir dilekçe yazmayacak. Yazdığı zaman demek el konulacak. Bizi korku içine bıraktılar efendim konuda. Yani şu anda baskı altına aldılar bizi. Ne olacağını biz belki de bir de dosyaya gizlilik koydular ki bu gizlilik yani artık bizi terörist mi ilan edeceklerdi, ne ilan edeceklerdi, ne olacaktı biz bunu da bilmiyoruz. Gizlilik koydular sağ olsun oradaki hakim efendiler, beyefendiler, hanımefendiler şey yapmışlar. Gizlilik kararını kaldırdılar. İşte telefonlar dinlensin, bilimler dinlensin. O konuda diyeceklerim bu kadardır. Sizin de buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kaymakam Bey, Şenlişkezek'e geleli arkadaşlar hepsi biliyor. Sünni vatandaşlar olsun, Alevi vatandaşlar olsun. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz. Kaymakam da ortamda herkesi güzel şekilde, hakikaten yani Alevi sünnilik ayrımı yapmadan yaptığı işlerden muhtar arkadaşlar buradadır. Aynen yoluna devam etmektedir. Yani Sarıbalta köyüne demişler ki yardım. Bu kaymakam geldi, ben Sarıbalta köyüne daha bir tane yardım biçimi çakmamıştır. Daha önce kaymakam en büyük köyü. Şu anda Sünceli'nin en büyük köyü mü? Sarıbalta'ya tabii ki nüfuza göre yatırım gider. Yani 20 kişilik bir köy düşün, bir de 500 kişilik bir köy düşün. Şimdi kaymakam bey bu konuda elinde geleni yapıyor. Ama şunu diyorum ki Sayın Beyefendi Belediye Başkanı Kaymakam Bey'iniz de şikayet etmiş. Aynı şartlara koymuştur. Bundan dolayı da çok rahatsız oluyoruz. Sevinç Tezek Halkı olarak. Diyeceklerim bu kadar efendim. Saygılar sunarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim rahatsızlığım ilçedeki şu andaki huzur, birlik, beraberlik.
Özellikle gıpta ettiğim gençler biz yaşlılardan daha iyi kaynaşmış bir durumda. Özellikle bu konularda tekrar yok Alevi, Sünni, sadece solcu hesaplarına girip 3-5 tane oyun peşine kişisel menfaatler doğrultusunda bize bir bölücülük hesaplarına girmesidir. Artı ilçemiz için hiçbir sınıf, zengin, fakir, Ali Veli'ye ayırmadan çalışmakta olan kaymakamımızı, hanımı Hakime Hanım, Çimen Hanım'ın verdiği bir karardan dolayı Kaymakam Bey'e aldığı tavırdır. Kişisel meseleler yüzünden koskoca Kale Mahallesi bugün veya değişik buna benzer yerler sit alanına dönmüştür. Ben derim ki daha önce bir gazete olayında bizi kelle tehdidiyle bilmem neyle çıkarttı. Biz savcılar beni çağırdığı zaman sizler gidici, bu arkadaşımız kalıcıdı. Onun için ben burada dava da açmam, bu tip konulara da girmem. Bu polemikler bizler için de iyi olmaz. Bunların arasını geçmişte hepimiz yaşadık. Şu andaki kaynaşmayı, birlik beraberliği bozmaya çalıştığı için ben belediye başkanından rahatsızlığım benim bu. Bu konuda tüm arkadaşlara ama Alevisi ama Sünnisi de derim ki akıllı olalım. Oynanan geçmişteki acılar tekrar yaşanmıyor.